Evet canlarım, hepinize merhabalar. Bugün böyle evet oturduğum yerden sizinle birlikteyim. Şu ışığı bir kapatayım bakayım. Manikürümü yaparken açarım. Evet, bugün hem ayaklarım ağrıyordu. Hatta bu ayağım bayağı kötü. Bu ayağımı bunun üstüne atamıyorum bile. Tabii bu kadar sürekli dışarılarda gezersem olacağı buydu. Ben de oturayım dedim. Hem böyle kış dönemine başlarken el ayak bakımlarımıza başlayalım. Hem sizlerle muhabbet edelim istedim. Evet, ürünlerimi de zaten yanıma aldım. Evet, umarım sizler iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Mutlu ve huzurlusunuzdur. Benim bütün temennilerim bu yönde. Evet, dediğim gibi bugün kışa başlarken, kışa girerken, gerçi pek çok ilimiz girdi. Biz Antalya'da böyle biraz daha geç girdiğimiz için dün gece sabaha kadar hiç aralıksız yağmur yağdı. Hiç ara vermedi. Bereket yağdı. Gerçekten bereket yağdı. İnşallah hani biz merkezde olduğumuz için böyle çok şiddetli yağışlar almıyor ama inşallah işte bu Aksu taraflarında ya da Finike, Kumluca taraflarında şiddetli yağışlar olmamıştır. Çiftçiler zarar görmemiştir. Bugün de günlük güneşlik hava. Çok güzel. Ama dediğim gibi aslında Şebnem'e gidecektik. Belgin'le beraber cücemi almaya gidecektik ama ayakta durmakta gerçekten zorlanıyorum. Yani evin içinde yürürken dahi artık vücudumu taşımıyor ayaklarım. Kaç gündür böyle sürekli dışarıda işlerim vardı, alışverişe gittim, oydu buydu derken anlayacağınız ayakları birazcık hırpaladım yine. Yine geldim. Bu defa her defası gibi yapmayacağım. Çünkü inatla yenmeye çalışıyorum. Düzelecek, düzelecek, düzelecek. Arada sıkıntı yaşayacağım. Bunlar gelip geçici şeyler, belirli bir yaştan sonra çok normal. Gözlüğümü de buraya takmışım. Gözlüğüm nerede diye düşünüyorum bu arada. Evet, Şebnem için yazanlar olmuş. İşte cüceyle Allah'a koşuyorsunuz diye. Şirk koşmak değil. Nazar boncuğu da alıp takıyoruz. Bu Allah'a şirk koşmak mı? Değil. Onun bir şans getireceğine inanmak. İşte Allah'tan iste dua. Yani dün de söylemiştim. Elma ile armutu karıştırmanın anlamı yok. Yani herkesin kendi yaptığı duayı kendisi bilir. Bu sadece şans getireceğine inanılan bir şey. Yani bu dilek tutmak gibi de algılayabilirsiniz. Herkesin bakış açısıdır. Saygı duyarım. Ben Allah'a şirk koşacak her şeyden uzak dururum. Ben adak dahi adama. Bir şey varsa, bir şey yapacaksam yaparım. Ama Rabbime bırakırım. Bunu ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Ben Şebnemciğime yine teşekkürler ediyorum. Aslında gidip muhabbet etmeyi çok isterdim ama dediğim gibi yürüyebilecek durumda değilim. Oturayım hazır bu durumdayken dedim. Ev zaten şey gibi, çamaşırhane modunda şu an. Artık yatak odama asmıyorum çünkü geceleri artık camı açamıyorum ve kuruyabilme olasılığı yok yatak odamda çamaşırın. O yüzden burada salona aldım. Bir kısmını topladım, yerleştirdim. Baktım artık yok, olmayacak, duramayacağım. Bugün de işlere dedim ara vereyim, kendi bakımıma zaman ayırayım dedim. Evet, tırnaklarımı kısalttım şöyle, şimdi açacağım. Uzun tırnak kullanmaya alışanlar zaten belirli bir süre sonrasında kısa tırnak kullanamıyorlar. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ama evde kendiniz kolayca manikürünüzü yapabilirsiniz. Ürünleri zaten göstermiştim ama ben bunların hiçbirisini elde edemem derseniz, şimdi artık her şey o kadar çok ilerledi ki şeyler var. Küçük damlalıklar var. Sadece tırnak etinizi itiyorsunuz. Tırnak etinizi ittikten sonra o etin çevresine böyle damlalıkla onu sürüyorsunuz ve burada oluşan etlerden kurtuluyorsunuz. Çünkü genel olarak bütün bayanlar olarak elimiz suya çok fazla girip çıktığı için ister istemez bu yanlarda kalkma oluyor. Elimizle koparıyoruz, canımızı acıtıyoruz. Hem görüntü olarak hoş olmuyor. Aslında işte şöyle bir, yani tırnak makası da kullanıyor olabilirsiniz. Ben tırnak makası
kullanamıyorum. O yüzden pens kullanıyorum. Pens de çünkü özellikle ayak tırnaklarını kesmek çok daha kolay oluyor. Yine şöyle bir tane et pensi. Şöyle bir tane krank. Bu etlerinizi itmek için. Ya da şöyle portakal çubukları satılıyor. Bunlar tek kullanımlık. Bir tarafı böyle sivri, bir tarafı daha küt itebilmek için etleri. Bunlar elinizde mevcutsa, bir tane de törpünüz varsa, bir de şöyle makasımızı da göstermek istiyorum tırnak etlerimizi alabilmek için. Ben makası da genelde çok fazla kullanmıyorum. Makas yerine pensle zaten alabiliyorum. Ama bu aralar uzun zamandır ne yapmadım. Herhalde bir 20-25 gün olmuştur manikürümü yapmayalı. Kıştan yaza geçişte, yazdan kışa geçişte maalesef insan işteki yoğunluktan dolayı, bir de hani derler ya terzi kendi söküğünü dikemez diye, biraz da öyle oluyor. Başka ne kullanıyoruz? Ben kullanabileceğim ürünleri de getirdim. Bunu size daha önce de göstermiştim. Bu suyun içine hem etlerin yumuşamasına faydalı, hem elleri dinlendirici özelliğe sahip. Bunu kullanabilirsiniz. Bunların sıvıları var. Hiçbirisi yoksa evinizde sıvı sabun vardır. Sıvı sabun koyabilirsiniz sıcak suyun içerisine. Ama özellikle ayaklarda çok faydalı. Ayağı dinlendirmek için çok güzel bir ürün bu. Geçenlerde belgini almıştık. Yaklaşık böyle bir tanesi 90 lira olması lazım bunun şu anda. Ki yaklaşık bunu bir 2 sene kadar kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Sadece kendinize kullanıyorsanız. Ben olabilecek ürünleri aldım. Yine bakın, bunu daha önce de göstermiştim ben size. Özellikle kışın ayaklarımız yazdan çıkışta terlik giyildiğinde çok fazla işte böyle nasırlaşmalar, kabuklaşmalar meydana geliyorsa, günlük bakımınız için yine benim kullandığım bu, herhangi bir krem de kullanabilirsiniz ama ayak bakımı için olan kremler herhangi bir markanın olabilir ama ayak bakımı için olması önemli. Düzenli olarak kullanırsanız ayağınızda herhangi bir birikme oluşmayacaktır. Kışın, yazın daha fazla oluyor dediğim gibi terlikle sürtünmeden kaynaklı olarak. Yine ellerimiz için de törpümü de şöyle alayım, dağıtmışım burayı. Evet, bu benim herhalde 6. 7. scrub'ımdır. Hep aynı markanın kullanıyorum ve bunun kokusu çok hoşuma gittiği için bunu kullanıyorum. Elin üstü için hem peeling hem elimizi yumuşatmak için çok rahatlıkla faydalanabileceğiniz bir ürün. Ama elinize ekstra bir peeling almayabilirsiniz de. Normalde zaten rutinde günlük kahve içiyoruz. Kahve telvesinin içine biraz zeytinyağı, birkaç damla limon, onunla da ellerinizdeki ölü derilerden kurtulabilirsiniz çok rahatlıkla. Ama bu mesela işe giderken bile elinize sürseniz, yol aşamasında dahi elinize yedirerek, sonrasında çünkü yıkama gereği duymayacaksınız bunun için. Bunları aldım. Yine ben bu ürünleri almam derseniz, ayaklarınızda sıkıntı varsa, bunu geçenlerde almıştım. Ben bunun bir tanesini kullandım pedikürümü yaparken. Şöyle pedikür çorapları var. Ayağınızı hiç suya koymuyorsunuz. Bunların içerisinde genellikle keratin ağırlıklı oluyor. Ki ayakları bir an önce yumuşatabilsin diye. Ayağınıza giydikten sonra bir 3-4 dakika ayaklarınızı ovarak, bunların içinde çünkü bir krem var. Onun emmesini sağladıktan sonrasında parmak kısımlarını keserek pedikürünüzü yapabiliyorsunuz. Pedikürünüzü yaparken de ayaklarınız da diğer kremden dolayı yumuşayacaktır ve bebek ayağı deriz ya, ya da bebek poposu deriz, yumuşacık olacaktır. Bu da çok pahalı bir ürün değil. Bunu 7 liraya aldım ben. Tabii farklı firmaların farklı fiyat uygulamaları olabilir. Ben tabi normalinde kendi manikürümü yaparken normalde vazelin kullanıyorum etleri açabilmek için.
Bir de eller için yapılabilecek olan hiçbir ürün alamıyorsanız, daha öncesindeki vloglarımda paylaşmıştım. Gliserinle ellerinize bakım uygulayabilirsiniz. Gliserin el için gerçekten çok güzel. Geçmiş vloglarımda vardı, hazırlamıştık gül suyu ve limon suyuyla. Gliserin de yaklaşık şu an 60-70 lira civarında. Ki onu da hazırladığınız zaman yaklaşık o da bir 60-70 liralık gliserini bir sene kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. El bakımlarınızda, ayak bakımlarınızda. Gliserini dediğim gibi yüze çok fazla tavsiye etmiyorum. Lekelenme yapabilir. Hiç boşu boşuna riske girmenin, durduk yere başımıza sıkıntı açmanın da anlamı yok. Ayaklar için yine daha öncesinde geçtiğimiz seneydi galiba. Ayak bakım maskesi hazırlamıştık biliyorsunuz, aspirinle. Aspirin bu konuda iyileştirici özelliği olduğu için çok çok faydalı. Hemen 5 tane aspirini havanda güzelce dövdükten sonra üzerine biraz zeytinyağı, bir aşağı yukarı yarım limonun kadar suyunu sıkıp ayaklarınızı güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra uygulayıp bir streç filmle sarabilirsiniz. Üstüne çorap giyebilirsiniz. Ayağınızda kalabildiği kadar kalsın. Ayaklarınızın yumuşacık olduğunu yine göreceksiniz. Ama yok aman ben öyle alıp uğraşamam derseniz, hazır ürünlerde dediğim gibi kullanabilirsiniz. Ayak bakım kremleri ya da bunları kullanabilirsiniz. El ve ayak bakımı çok önemli. Biz cilt bakımı dediğimiz zaman direktman işte yüzümüze bakım yapıyoruz. Vücutumuzu birazcık ihmal ediyoruz ama vücutun bütün yükünü taşıyan ayaklar, ayaklarımızı maalesef ihmal ediyoruz. Bu arada hem konuşayım hem muhabbet edeyim sizlerle, hem devam edeyim. Evet, şu ışığımı açayım. Size arkadan ışık yansımasın diye perdeyi kapatınca bu defa karanlık oldu. Ekstradan zaten manikür yaparken ekstra bir ışık açmak durumunda kalıyorum. Umarım şu an görüntü size sıkıntılı değildir. Evet, kendimiz evde kendi bakımlarımızı aslında çok rahatlıkla tüm bakımlarımızı uygulayabiliriz. Bu arada krampımı nereye bıraktım elimden? Evet, buradaymış. Öncelikle etlerimi açarak başlayayım. Gözlüğümü de takayım. Daha rahat görmem açısından. Bunu biraz daha yiyeceğim. Normal yaşantımızdaki işlerimize o kadar dalıyoruz ki kendi bakımlarımızı zaman zaman ihmal edebiliyoruz. O yüzden en azından şöyle etlerimi güzelce açarak, dediğim gibi evde eğer ki ellerinize hiç manikür yaptırmadıysanız yaptırmayın. Çünkü manikürü bir kez yaptırdığınız zaman etler uzamaya başlayacaktır ve sürekli olarak çıkacaktır. Kendiniz duştan çıktıktan sonrasında elinizle tırnak diplerini şöyle iterek bakımınızı yapabilirsiniz. İlla ki manikür yaptırmanıza gerek yok ama tabii yaptırdığınız zaman görüntü olarak daha hoş gözüküyor. Hem de yanlardan etler çıkmamış oluyor. Evet, ben manikür pedikür eğitimimi aldığım zaman protez tırnak eğitimi almadım. Aslında çok istedim. Gözlerimden dolayı korkmuştum. Hatta ara ara yapayım diyorum ama geçenlerde bir profesörün yazısı vardı. Kullanılan cihaz 20 saniyede vücutta 300 bin hücreyi öldürüyormuş. Çünkü alttaki ana kendi tırnağınız hava almıyor. Ha, özel günler için yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Bir düğün olur, bir nişan olur. Ekstra uzun tırnak istiyorsanız. Ama ben sürekli kullanımda çok önermiyorum. Bu kendi adıma söylüyorum ben.
Belgin'in de zaten yakında onun da alt tırnaklarını yavaş yavaş güçlendirmeye başlayacağız ki o da protez tırnaktan vazgeçsin. Bugün hem ayağımın ağrısı vardı, hem dışarıya çıkmak istemedim dediğim gibi ağrımdan dolayı. Hem belki kardeşim ben gelirim dedi. Bugün aslında Şebnem'den sonra işte hep dedim cuma pazarına gidiyorum, biraz perşembe pazarına gideyim oraya çünkü köylüler daha fazla geliyorlar, kendi işte bahçelerinin önünde ürettiklerini daha fazla getiriyorlar. Ama yürüyebilir miyim bilemedim. Çünkü dün akşam üstü eve gelirken artık Belgin'e dedim ki ayağım beni taşımıyor. Gelemeyeceğim dedim. Bayağı bir zorlandım açıkçası. Evet, bu arada yeni almış olduğumuz bu silikon şekillendiriciyi de Başar Bey'in sayesinde nasıl kullanacağımızı öğrendik. Onun için bir aparat verdi bize. Bir de onunla denemek istiyorum. Evde aslında her şeyi kendimiz daha ekonomik yollarla bütün bakımlarımızı yapabiliriz. Özel durumlar hariç tabii. Mesela derinlemesine bir cilt temizliği istiyorsak evde ne kadar yaparsak yapalım, cilt temizleme cihazı olmadan aynı sonucu elde edemeyiz. Evet, yavaş yavaş açtık artık buraları. Şimdi suda bekletip bundan sonrasında işleme devam edebiliriz. Evet canlarım. Şöyle göstereyim ellerimi. Ben krem sürmedim.
çünkü daha yemeğimi yapacağım. Evet, 15 günde bir ya da 20 günde bir. Hatta belki ayda bir defa kendinize zaman ayırarak, bir yarım saatinizi ayırarak hem bakımlı hem de temiz ellere sahip olabilirsiniz. İlla ki uzun tırnak, işte kirlilik, pislik değil. Gördüğünüz gibi yarım saatte hem ojelerimi sürdüm. Ben beklememek adına şöyle kurutucuyla hemen tırnaklarımı kuruttum. Çünkü geçip yemeğimi hazırlayacağım. Gerçi biraz daha beklerim ama gördüğünüz gibi insanın bir anda hem modu değişiyor, hem şöyle bir baktığı zaman gözü gönlü açılıyor. Ben kahve ve altın sarısı tercih ettim. Şöyle uçlarına da yine altın sarısıyla French geçtim. Evde, evet, ilk başlarda ilk yapmaya başladığınız zaman biraz sağınızı solunuzu kesebilirsiniz. Çok düzgün yapamayabilirsiniz ama bir süre sonra alışacaksınızdır. İnsanın kendine dair bir şeyler yapabiliyor olması, kendine bakması her zaman için özgüvenini arttırıyor. Bana her ne kadar işte çok çirkinsin, öylesin, o göbekle ne yapacaksın? Hiçbirine takılmıyorum. Ben aynaya baktığım zaman kendimi gördüğümde mutluysam, ben o gözle bakıyorsam benim için önemli olan o. Dediğim gibi kendimize özgüvenimizin gelmesi adına hem de bakımlı olabilmek adına dediğim gibi bir yarım saat 40 dakikamızı ayırdığımız zaman bakımımızı yapabiliriz. Yapacağıma bir türlü karar veremedim. Akşam önceden hiçbir şey yemek istemiyorum. Şöyle kapatayım köpeklerin sesini. Evet, biraz bulgur pilavı yapayım dedim. Bu arada hadi canım bir şey sevmişti. Soğanı büyük alınca elime hadi dedim. Taze fasulyeyi de konservelerden bir tanesini pişireyim. Canım hiçbir şey yemek istemiyor. Akşam sadece ton balığı yemiştim. Hiç olmazsa bulgur pilavından kalorisi düşük. Soğan alınca, soğan alırken daha doğrusu sosu alırken ay, bu akşamları ne yiyeceğim? Telaşı ne olacak? Böyle bilmiyorum. Açtım bir dolabı, bir baktım tavuk mu çıkarsam. Acaba nohut mu pişirsem dedim. Kuru fasulye yeni pişirmiştim çünkü. Ama bakliyat yemeği pişirdiğim zaman yanında ekmek çok fazla tüketiyorum, o yüzden. Vazgeçtim, sadece bulgur pilavı yapayım. Bana yeter demiştim. Dediğim gibi taze fasulyeyi görünce herhalde mevsim geçişinden hem canım bir şey yemek istemiyor. Şöyle bol biberle, soğanla, bulgur pilavı. Domates var mı diye baktım, var diye biliyordum ama yokmuş. Yarın artık pazara, inşallah ayağım biraz daha iyi olur.
Ellerim bu arada bayağı bir yanıyor. Derinden almışım çünkü. Dediğim gibi epeydir yapmıyordum. Allah'tan kışlık için hazırladıklarımız böyle. İnsanın canı şimdi bu saatte et çıkarsam, tavuk çıkarsam da çözüldü, çözülesiye kadar zaman geçecek. Küçük kavanozlardan bir tanesini açsam yeter zaten. Şimdi bu saat patates salatası yapayım diyecektim. Evet. Gündüz çok güzel daha güneşli ama şimdi güneşin gitmesiyle birlikte biraz sonra üstüne bir tane kasak ya da hırka almak lazım. Ya pazar işimi halledeyim. Hafta sonuna yeğenlerimi görmeye gideyim. Çok özledim. Kardeşim gelecekti bugün ama gelmedi. Demek ki işleri uzadı. Bir yandan fasulyeyi de koyayım, o pişsin. Fasulyeyi pişirmiştim zaten, 10 dakikada pişecektir. Hava bir anda soğudu diye aslında yorganın üstüne battaniye daha çıkarmıştım. Bu defa yandım. Onu kaldırdım. Sen gelme, gözünü seveyim, sen kal orada. Diğerine de hemen taze fasulyemi koyayım. Çok yağlı yapacağım. Evet, şunu da şöyle çıkaralım. Konserve yaparken çok uğraştırıyor ama böyle akşam yemeği için de inanılmaz derecede pratik. Ben anlamadım ki ne istediğini. Ben anlamadım ki ne istediğini. Salatalık değil mi ya? Evet, salatalık. Aşağıda küçük salatalıklar var belki. Bu ne annem, yer misin salata? Salatayı yiyelim mi aşkım?
Yiyeceğim mi bebeğim? Getir yıkayalım salatayı, gel. Yıkayalım ama. Yıka annesi salatasını. Evet. Sen ne yaptın herhalde? Ne yapayım? Konservelere başlamışsın. Vallahi başladım derdim çünkü. Hani başladım derken de canım hiçbir şey yemek istemiyor. Hadi biraz dedim bulgur pilavı yapayım dedim. Akşam ton balığı yedim sadece. Domates sosunu alırken fasulyeyi gördüm. Hadi biraz da dedim fasulye yapayım. Ben de bir ara yapsam fasulyeyi. Bu masaya ben de yapayım taze fasulyeyi. Olabilir yani mantıklı. Ya bulgur pilavı ile hiç olmazsa. Anam cüce gidiyor. Ay düştü, cücem gitti kız. Cüce düştü. Nihal ablacığımın cücesine bakayım. Evet cücem geldi ya. Evet Nihal ablacığım. Aslında kendim almaya gidecektim ama ayaklarımın evet, arasından gidemedim. Şebnem bu ara sana çok ama çok 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 selam var. Çok geçmiş olsun selam diyor. Cücesi çok güzel Nihal ablacığımın. Şu elindeki kalp uçan balon anlamında yani balon kalp diye şey yaptı. Tam olarak şişiremedim ama dedi. Ay. Bak benim yapmış olduğum çiçeklerde. Nasip oldu yani Nihal ablacığımın. Ay evet ya. Kurdelesi çok Şerim'in güzel. Ellerine, yüreğine, ruhuna sağlık. Spontane bir şey yaptım dedi. Ama çok güzel, çok güzel oldu. Çok değişik bir şey oldu gerçekten Nihal ablacığım. İnşallah sana iyi enerji getirir Nihal ablacığım. İnşallah. Yani öyle diyoruz, iyi enerji getirir diye söylüyoruz. Ya bu zaten yani şey değil ki. Bu inanç değil bu. Ya da bundan medet umuyoruz. Sadece evet, enerji bu. İnanç hiçbir şekilde alakası yok gerçekten yani yanlış anlaşılmasın bu konuda. Kalkanın olacak olsa Şebnem okumalarına her şeyini yapan, ihmal etmeyen evet, bir kadın. Şebnem bu konusunda ben Şebnem'in bilgisine de hastayımdır, hayranımdır. Gerçekten çok bir konusunda şeydir. Baksana hocam her yerine döktüm domates sosunu. Allah'tan bir yemek yapıyorsunuz ha. Yap. Evet ya kapağı ne yaptık burada? Bu düdüklü. Bir tane daha vardı burada küçük kapak. Bakıyorum burada yok hayatım. Başka. Kız buradaydı. Ben kaldırmadım. Ben de kaldırmamışım. Ana gözümüzün önünde kapağı kaybettik. Ya bence de var ya şu anda bize bakıyor da. Evet bence de. Biz onu görmüyoruz bence. Aa. Gitti kapak. Nereye koymuş olabiliriz? Buzdolabına koymuş olabilir misin Aydın? Hayır ben buzdolabına koymam. Siz buzdolabına niye koyayım? Hayır Hakan'a şey alırken. Aha, yok burada yatın. Bence yerinde oldu kapak. Neyse şu kapak onun üstüne örter herhalde. Neyse uyan bir kapak bulduk. Allah'tan şey süt tenceresiydi de. Manikürümü yaptım bugün. İyi renk. Hangi renk bunlar? Tamam şu. Kahverengiyle şu altın sarısı. Altın sarısını şey olarak, gümüş olarak gördüm de kahverengi. Kahverengi uçlarında ne var? Şey attım, French attım sarıdan. Ha. Şimdi benim nasıl şöyle olmuş? Şu an benim bakış açımdan mı diyorsun? Hı hı. Leke gibi durmuş. Ha. Ay, şu şey. Çok güzel verdim değil mi? Şunu, evet. Şunu bozdum gerçi de. Evet leke gibi durmuş dediğim o. Bu da açılmış. Açıldı şey, koruyucu sürdüm. Hı. Direkt işe güce girişince kadının şeyini moralini moralimi bozdum Bergin. Yapmadım manikürünü falan. Yapan. Hayır ben kafam şu anda kapakta. Evet kapak nereye gitti? Çıkarabilir misin? Bir yere koymuşuzdur ya çıkar bir yerden. Olur mu canım gelmeden çıkar diye. Ay onu diyorum yaparken onca saat uğraşıyorsun bunları da. Evet bak tüketmek 5 dakika bile değil. Anne buna isim ne versek acaba? Bergin teyzesi. Pek de süslü kızım, annesi gibi aynı. Çok güzel olmuş ya. Saçlarında çiçekler, elinde kalp. Evet, kalp, bu kalp değil, şey, balon mu? Balon. Evet, kalp şeklinde balon dedi. Ben de kalp dedim de yok, balon o dedim. Çok güzel oldu ama. Şebnemciğimin ellerine sağlık. Evet. Ana, şuna bak, ne kadar ince düşmüş. Arkadan bile bir parça çıkan saçı var. Evet, o parça çıkan saçı işte şey yaptı.
Hatta şu benim fazla gitmişti topan. Orta göbek bu. Anladım. Olmazsa da onu takayım dedim. Burası zaten gözüme çok hoş geliyor. Burada da fiyonku varmış bunda. Evet, ben fiyonkun görmedim. Ben fiyonkunu daha gösterdim. Çok hoşuma gitti fiyonku benim. Ay, çok güzel olmuş. Şebnemcimin ellerine sağlık. Aslında kendim gitmek istiyordum. Şebnem'in montu da var bende. Niye? O gün ben üstüme bir şey almadan çıkmıştım. Hava sıcaktı ya. Gelirken üşürüm diye mont verdi o benim üstüme. Üşümem dedim. Ay ben hala kapağı verdim, kapak arıyor hala. Neyse kapak. Kapak kafama taktı beni. Bir yerlerdedir. Çıkar ya. Bir yerdedir. Çıkar ama nereden çıkar acaba? Onu bilemeyeceğim. Ben bakıyorum. Şu ocağın şeylerine yere dökmeden bir alayım. Domatesleri de aldım üstüne. Vereyim mi annem salata bir tane daha? Vereyim mi salata? Getir gel salata alalım sen de gel. Gel bebeğim. Gel kuşum. Ya gönül yok. Bugün sıkıldın bizden değil mi? Biz onu açmıyoruz. Açmıyoruz. O gönül. Dur bekle. Baba. Su içeceğiz. Tamam su. Bekle annem. Geldiğimi görmüyor musun? Hemen uyuyor herhalde. Tabii canım. Gel bir de bir bunu kuruyalım şimdi. Sen ama gönül yok maalesef. Islak dokunamazsın çocuk. Al. Tamam. Al. Gönül yok. Gönül gezmedi. Gelsin ya. Yüzlerini yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Nerede mantığı? Evet. Bunun sınırını aldım geldim işte. Kreşte. Senin dudağın burası ne oldu anne? Bir yere çarpmıştır yine. Evet mutlaka bir ihtimalle. Oyuncağın üzerine falan düştüyse kreşte. Çünkü yoktu sabah. Salçalarımız yetmez diyordum ama şey. Katı olunca. Aa benim salçam var ya. Benim hala buzlukta da salçam var. Kullandığım da var. Gerçekten bereketli. Bereketliymiş değil mi? Evet. Hemen biterdim bitmedi. Ben bir de biberle karışık. Ben de biter diyordum. Maşallah. Ne zaman? Haydi. Onu kapatıyoruz ama değil mi? Veriyoruz da anneye bunu. Ya hayır oynamıyoruz. Hadi ama be. Ver hayat. Ne ya? Bana bakar mısın? Bir bana bak bana. Hakan. Hakan. O yok ama. Hiç telefon ya. Yok. Kapat onu. Telefonu anneye veriyorsun. Veriyorsun telefonu. Lütfen. Telefonu bana veriyor mu? Salatalık. Kim bu ne? Salatalık. Sen ne yiyorsun? Salatalık. Sen ne yiyorsun? Hakan salatalık yiyor. Hakan salatalık yiyor. Hakan ne yiyor? Hakan bir şekilde salatalık. Unutacak onu. De bak şimdi. Hakan salatalık yiyor. Hani... Anneye bekleyin. Evet canlar biz de sizlerden artık yavaş yavaş müsaade isteyelim. Oturun çıkmayın burada yiyelim öyle geçelim. İsmail vardı ya. Onu da çağıralım. Bakarız olmazsa ona göre bir şey yaparız haberleşiriz. Yeter nasıl olsa birer tabak. Her halükarda çıkar yanına bir şeyler daha koyarız hazırlarız. Evet siz canlarla yarın görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın diyoruz. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.